Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, 2022 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubundan söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı'nın bu yılki bütçesine baktığımda dikkatimi çeken çarpıcı bir hususu sizinle paylaşmak isterim. Dışişleri Bakanlığı'nın bu yılki bütçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin genel bütçesindeki oranı itibariyle son 7 yılın en düşük payına sahip. %4,27. Sayın Bakan, yaklaşık 7 yıldır Dışişleri Bakanlığı yapıyorsunuz. Görünen o ki sizin görev süreniz uzadıkça Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin genel bütçedeki payı azalıyor. Türk lirasının kuşa döndüğü bir ortamda herhalde dış politika da kuş bakışı olarak sürdürülecek. Aman Sayın Bakan, sizden rica ediyorum, bunu yaparken kelimenin kuş unsuruna değil de bakış unsuruna ağırlık verin lütfen. Bu ricayı dile getirme ihtiyacı duymamın bir sebebi var elbette. Geçen yıllarda da dile getirdiğimiz bir konu var. Bakanlığın hizmet gerekçesi ve hedeflerinde Türkiye aleyhine sürdürülen propaganda ve eylemlerle mücadele etmek, FETÖ hakkında uluslararası toplumun bilgilendirilmesi için çalışma yürütmek üzere görev yapan bir birimi var. Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlük bu konularla akademik, siyasi, diplomatik, kültürel ve hukuki alanlarda mücadele edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda sözde soykırım iddialarıyla mücadele ediyor ama bütçesi 2019 yılı bütçesinden daha az. 2019 yılında 11,22 milyon lira olan bütçe 2022 yılı için 9 milyon 570 bin lira olarak teklif edilmiş. Yani 680 bin dolar. Bu parayla sözü edilen mücadele nasıl yapılır? Bütçedeki bu kısıntının gerekçesi nedir? Söz konusu mücadeleler bitti mi? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan'da 1915 olaylarını ilk kez soykırım olarak niteledi. 19 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 2019-2020 Türkiye raporunun oylanması sırasında son anda verilen bir değişiklik önergesiyle rapora ülkemizde sözde Ermeni soykırımını tanıma çağrısında bulunan bir paragraf eklendi. Bu gelişmeler tezlerimizin yeterince anlatılamamasından kaynaklanıyor olmasın? Ne kadar kaynağınız olursa tezleriniz o kadar güçlü savunabilirsiniz. İşte kuş bakışı dış politika derken endişem bu nedenledir. Bütçe kuşa dönerken dış politikanın da kuşa dönmemesi içindir. Şimdi şunu itiraf etmem gerekir Sayın Bakan. Muhalefet olarak ne söyledikse yavaş yavaş ve gecikmeli de olsa bunların haklılığını kabul ediyor ve uygulamaya koyuyorsunuz. Afganistan'da Mehmetçi'yi daha fazla tehlikeye atmayın dedik, askerlerimizi geri çektiniz. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler kötü gidiyor dedik, düzeltmek için hamleler yapmaya başladınız. Mısır ve İsrail ile ilişkilerimizi düzeltin dedik, karşılıklı büyükelçileri atayın dedik. Mısır ile iki tur dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yaptınız. İsrail ile de yüksek düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Yani ne desek yapıyorsunuz, yapıyorsunuz da biz artık korkmaya başladık. Acaba yapmasanız mı? Zira Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler düzelme yoluna girer girmez Aselsan'ın akıbetinin tehlikeye girdiğine dair söylentiler çıkmaya başladı. Tank palet fabrikası ile ilgili durum sadece Türkiye halkının değil, neredeyse tüm dünyanın duyduğu bir skandala dönüştü. Aselsan ile ilgili benzer söylentiler çıkınca inanın endişelerimiz artıyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılanları Mısır ile İsrail ile de yapmaya hazırlandığınızı söylüyorsunuz. Tehlike de burada işte. Acaba akıbeti tehlikeye girecek başka kuruluşlarımız da mı var sırada? Bakın, herhangi bir ülkeye karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir ön yargımız yok ama şunu vurgulamadan geçmek de mümkün değil. Katar, ExxonMobil ile ortak olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 5. parselde doğal gaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzaladı. Yani tank palet fabrikası ile ilgili durum daha taptaze iken gözümüze parmak sokarak sizin iktidarınızın o çok yüksek sesle dile getirdiğiniz Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma gayretinizle alay ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Katar ziyareti sırasında Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır dedi. Emin olun vardır. Türkiye halkının gözünde çok farklı bir konumu olan Katar'ın Güney Kıbrıs ile işbirliği halinde haklarını gasp ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının gözünde de çok farklı bir konumu vardır. Bu halk gözündeki konum tabiri aklıma ister istemez son günlerde çok konuşulan helalleşme tartışmasını da getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında da yayınlanması sayesinde öğrendik ki 2017 yılında Transmontana'da Kıbrıs görüşmeleri sırasında önemli tartışmalar olmuş. Bir oturumda heyetler arasında değişilen belgelerin içeriğinin açıklanmaması için belli bir mutabakata güvenerek hareket edildiği söyleniyor. Ama sonradan Türkiye heyetinin tekliflerinin dışarı sızdırıldığı anlaşılıyor. Bunun üzerine siz de Anastasiadis'e güvenmediğinizi dile getiriyorsunuz. Anlıyoruz ki Kıbrıs gibi Türkiye'de herkesin milli dava olarak gördüğü önemli bir konuda görüşmelerde savunulacak bir tez, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün güvenliği tehlikeye girdiğinde tek taraflı olarak kullanılacağı müdahale hakkından taviz verme konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerle paylaşılmadan Transmontana'da savunulabiliyor. Yani
neredeyse Anastasiadis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilere güvenildiğinden daha çok güveniliyor. Bu konuyu bizimle paylaşsaydınız sizi Anastasiadis gibi hayal kırıklığına uğratmazdık. Zira 1974'te Kıbrıs'taki kardeşlerimizin Rumların mezalimine maruz kalmasını engelleyen Barış Harekatı, dönemin koalisyon ortakları merhum Bülent Ecevit ile merhum Necmettin Erbakan'ın ortak iradeleriyle kullandıkları o tek taraflı müdahale hakkı sayesinde sağlanmıştır. Biz Kıbrıs davasına parti gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Biz 1974'te olduğu gibi Kıbrıs Türk'ün haklarına bugün de milli dava olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile helalleşmeye ihtiyacınız var. Bugünlerde Afrika ile helalleşmekten de söz ediliyor. Tüm Türkiye halkının gurur ve iftiharla bilmesini isterim. Afrika ülkeleri 1960 yılından itibaren tek tek bağımsızlık ve egemenliklerini kazanırken Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızı örnek almışlardır. Bugün hangi Afrika ülkesine giderseniz gidin, Atatürk adı en çok bilinen isimdir. Hepsinde Atatürk'e karşı bugün hala büyük bir saygı vardır. Örneğin Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bu yıl Ağustos ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette Atatürk için büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk ifadesini kullanırken bu sözleri tercümede sansürlendi. Bizim Afrika ile helalleşmemize ihtiyaç yok. Zira Afrika ile ilişkilerimiz bu helal tarihe dayalı. Ama Afrika ile helalleşmesi gerekenler işte o sansürü uygulayanlardır. İktidar tarafından sıkça getirilen diğer bir hususa da dikkat çekmek isterim. Sayın İçişleri Bakanı da kendi bütçesi konuşulduğu gün Afrika açılımının kendi dönemlerinde yapıldığını ileri sürdü. Ben Dışişleri Bakanlığı'na 1978 yılında girdim. Türkiye'nin Afrika ile ilk yoğun temasları Başbakan merhum Bülent Ecevit döneminde başlamıştır. Gana ve Tanzanya büyükelçiliklerimizin açılışı o tarihe kadar dayanır. Türkiye'nin gerçek Afrika politikası ise 1998 yılında kabul edilen Afrika'ya açılım planıyla Dışişleri Bakanı merhum İsmail Cem döneminde başlamıştır. Yani AKP iktidarından çok çok öncedir. Halkımızın bunları bilmesi, yanlış bilgilendirilmeden kurtarılması gerekir. İşte onun için asıl helalleşmeye kimin ihtiyacı olduğu ve olacağı ortada. Merak etmeyin, çok kalmadı. Helalleşmeniz yakınlaştı. Sanırım biz sizin helalleşmeniz gereken bir yer daha var. O da Dışişleri Bakanlığı'nın fedakar ve cefakar kadrolarıdır. Bugün yurt dışındaki misyon şeflerimizin %10'dan fazlası liyakat esasına göre tayin edilen dışişleri kadrolarından değil, sadakat esasına göre görevlendirilen siyasi atamalardan oluşuyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yetkin kadrolarına sonsuz sevgim ve saygım var. Onların bu siyasi atamalar karşısındaki hayal kırıklıklarını gördükçe üzülüyorum. Bir aralar siyasi atamaların daha başarılı olduğunu ifade eden bir dil sürçmeniz olmuştu. Herhalde ülkemizde yaşanan 10 büyükelçinin istenmeyen kişilik ilan edilmesi krizinin aşılması, birlikte çalıştığınız kadrolara olan güveninizi arttırmıştır. Bakanlığımız kadrolarının üstün diplomasi zekasını ve yeteneğini bir kez daha takdir ve saygıyla anıyorum bu vesileyle. Ama size de haksızlık yapmak istemem. Siz de bu krizin aşılmasında bakanlığınızın tutumuna sahip çıktınız. Ben yine de şunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Muhtaç olduğunuz gerçek kudret Dışişleri Bakanlığı'ndaki asil kadrolarda her zaman mevcuttur. O bir zamanlar över gibi göründüğünüz süferai sadıka yerine yapacağınız her liyakat esaslı tayin hem sizin hem bakanlığın hem de Türkiye'nin itibarının yeniden yükselmesine yol açacaktır. Son olarak Avrupa Konseyi ile olan ilişkilere değinmek istiyorum. Sayın Bakan, siz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı yapmış biri olarak konseyi ve oradaki uygulamaları en iyi bilen kişilerden birisiniz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hakkında başlattığı ihlal sürecinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlalinden dolayı olduğunu pekala biliyor olmalısınız. Bu vahim gelişmeyi Türkiye'de yargıya müdahale olarak nitelemek bizi hiçbir yere götürmemekte, çözüme de hiçbir yarar sağlamamaktadır. Zira 18. madde yargıya asıl müdahalenin nerede yapıldığını çok açık bir şekilde tanımlamaktadır. Sayın Bakan, ihlal sürecinin devamı Türkiye'nin sadece Avrupa Konseyi ile değil, belli bir hukuk sistemiyle, hatta neredeyse tüm medeni dünya ile ilişkilerinin kopması anlamına gelecektir. Başkanlığını yaptığınız Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde daha önce benzer durumla karşılaşan bir başka ülkenin o süreçten nasıl çıktığını da en iyi siz biliyorsunuz. Türkiye'nin de bu krizden nasıl çıkacağını yine en iyi siz biliyorsunuz. Onun için 10 büyükelçinin istenmeyen kişilik ilanı krizinde olduğu gibi, bu krizden çıkışı da sağlamanız Türkiye'ye yapacağınız en büyük hizmet olacaktır. Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, sözlerime son verirken Yüce Meclisi, değerli milletvekillerimizi, Sayın Bakanları ve emektar Dışişleri Bakanlığı mensuplarını bir kez daha saygıyla selamlıyorum.